Merhaba arkadaşlar. Yeni bir trigger videosu e, çekmek istiyorum. Objektimiz account olacak. Bu trigger'ın içinde after insert ve after update kontekslerini e, kullanacağım. E, senaryum şu şekilde. Eğer account'a bağlı bir opportunity yoksa biz bu account'a bir opportunity ekleyeceğiz. Yani bu account'a bağlı bir opportunity oluşturacağız. Eğer varsa oluşturmayacağız. Ve daha sonra bu opportunity'nin adını stage name'ini close date'ini e, belirleyeceğiz. Çünkü zorunlu alanlar biliyorsunuz. Ve daha sonra da e, account'a bağlayacağız. Bunları yapacağız ve en sonunda yeni opportunity e, ekleyeceğiz oluşturacağız Hemen başlayalım arkadaşlar Öncelikle developer console'a geçiyorum adım adım söylediklerimi tekrarlayarak yapmaya çalışacağım Öncelikle bir trigger oluşturalım arkadaşlar Öncelikle oluşturmak istediğimiz Eğer bir trigger varsa ben onun üstünde değişiklikler yapmak istiyorum şu anda var görüyorsunuz. Account Trigger diye bir trigger'ımız var. Ben onu açarak içini boşaltıyorum. Şu şekilde. Ne demiştik arkadaşlar? Birinci olarak After Insert yani insert yaptıktan sonra bu değişikliklerin olmasını istiyorum. Yani trigger'ım çalışsın istiyorum. Bir de after update yapınca yani update'den sonra eğer siz yeni bir account eklerseniz ya da Var olan bir account'u update yaparsanız sizin trigger'ınız harekete geçecek ve çalışacak. Ve sizin oluşturduğunuz account'a bağlı yeni işlemler yapacak. Şimdi öncelikle account objektimize bir trigger oluşturduk. Ondan sonra after insert ve after update kontekslerini <laughs> yerleştirdik. Şimdi öncelikle bir liste oluşturalım. İçi boş olsun neyin listesi olacak? Tabii ki opportunity'nin listesi olacak. Çünkü biz opportunity eklemek istiyoruz. Opportunity'nin listesini yapıyorum. Buna ben OPB list diyorum arkadaşlar. Eşittir new list opportunity diyorum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde içine boş bırakıyorum. Noktalı virgülle bitiriyorum. Bu şekilde bir opportunity listesi oluşturduk. İçi boş. içi boş. Bunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Kaydettik. Hata yok şu ana kadar. Ara ara kaydedip hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi bir for loop yapmam lazım. For loop'un içine ben e, tabii ki account'u geçmem lazım. Çünkü trigger.new'u kullanmak istiyorum trigger nokta içindeki bazı değerleri kullanacağız. Örneğin account'un id'sini kullanacağız. Ee, belki account'un name'ini kullanacağız. O yüzden account e, for each loop'un içinde account yazıyoruz. Genelde ben ac adını veriyorum. Siz de ac diyebilirsiniz. Şimdi buraya biz listemizi koymamız gerekiyor. İsterseniz arkadaşlar listeyi direkt bunun içinde oluşturabilirsiniz. İsterseniz dışarıda oluşturup bunun içine sadece listenin adını koyabilirsiniz. Ben daha önce örneklerde listeyi dışarıda oluşturmuştum. Bu kez yeni bir şey olsun diye içeride oluşturacağım. Şu şekilde oluşturuyorsunuz. E, parantezleri biliyorsunuz, köşeli parantez, select. Yani şöyle diyeyim, SQL query oluşturmanız gerekiyor. Direkt bunun içinde oluşturabilirsiniz. Daha sonra videonun sonunda ben onu dışarı çıkaracağım. Hani görmeniz için farkını anlamanız için. ID diyorum. Name diyorum. From account diyorum. Çünkü accountları almam gerekiyor. Ama bütün accountları mı alacağım? Hayır. Bütün accountları almayacağım. Şöyle diyeceğiz. From account diyelim önce. Daha sonra verdiği bir şartımız var. Çünkü tüm accountları almıyorum. Şunları almak istiyorum. Birinci şartım benim trigger nokta Nüvin için olması gerekiyor. Yani oluşturduğum yeni oluşturduğum ya da yeni update yaptığım e, accountlar olması gerekiyor. Onlar da Trigger.new'in içinde var zaten. O yüzden ver id in şu şekilde Trigger.new diyebilirsiniz. Yani Trigger.new'in içinde olması gerekiyor. Birinci şartım bu. Şunu unutmayın arkadaşlar. İnden sonra iki nokta koyuyoruz. Daha sonra birinci şartım bu. ikinci şartım neydi arkadaşlar? Bu account'a bağlı opportunity olmaması lazım. Bu account'a bağlı opportunity olmaması ne demek? O zaman şöyle dememiz lazım. And ID diyeceğiz yine. ID not in diyoruz bu kez. Not in diyeceğiz. Neyin içinde olmayacak arkadaşlar? Tabii ki opportunity listesinin içinde olmaması lazım. Yeniden bir liste oluşturuyorum. Select diyorum burada ID yazmıyorsunuz, account ID diyorsunuz çünkü account ID ile eşleştirip bizim ID'nin bu account ID'ler arasında olup olmadığına bakmamız gerekiyor. From diyorum, opportunity diyorum, şu şekilde. Yani benim oluşturduğum şuradaki ID, trigger.nu'nun içindeki ID, bizim biliyorsunuz opportunitylerin içindeki ID'leri alırsanız, o opportunitylerin ailesi oluyor, bizim. Bizim işimize yarayacak ID o değil. Bizim işimize yarayacak ID hangisi arkadaşlar? Opportunity'nin değil de Opportunity içindeki Account ID. Bunların listesi bize lazım. Trigger New'un içindeki Account ID'nin. Bu ID zaten account ID'si. Bu da Account ID ama Opportunity, opportunity Object'inde bir alan bu. Bu alanların birbirine eşleşmesi gerekiyor. Yani içinde olmaması gerekiyor. Yani ki şurada bizim e, account'a bağlı 10 tane opportunity'miz var. Bunların ID'leri var. Onların listesini yaptık. Bizim trigger.new'in içindeki ID'nin bunların içinde olmaması gerekiyor. Burayı çok iyi anlayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şu şekilde for loop'un içine girmiş oldum. Şimdi ne yapacağız? Biz op bir liste bir o yukarıda oluşturduğumuz listeye bir element ekleyeceğiz. Yani yeni bir opportunity ekleyeceğiz. Çünkü opportunity listesi. Bunun için de direkt şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı bir video yapmıştım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde direkt ekleyebiliyorsunuz. New opportunity şeklinde yazarak parantezi açıp bu opportunity'nin gereken e, zorunlu olan fieldlerini doldurabilirsiniz. Bu şekilde oluşabiliyorsunuz. Ben yine bu videonun içinde bunları değiştireceğim. Farklı şekilde nasıl yazılır onu da size göstereceğim. Birinci fieldimiz e, opportunity'nin name'i name eşittir diyorum. Ben istiyorum ki benim opportunity'm account'un adıyla başlasın. O zaman name eşittir. Bizim account'umuz ne burada? AC. AC'nin adıyla başlasın. AC.name dememiz lazım. AC'nin adıyla başlasın. Ve sonra buna yeni bir şey ekleyelim. Şu şekilde opportunity olarak devam etsin arkadaşlar. Arasında bir boşluk olsun mu? Eğer olsun diyorsanız şu şekilde bir boşluk bırakabilirsiniz. Şimdi bizim name'imiz nasıl oluyor? Sadece opportunity değil. Onun başına da bizim var olan account'un adını koyacak arkadaşlar bu önemli yani şart değil ama ben bu şekilde olsun istiyorum birinci şeyimiz bu arkadaşlar şuradan devam etmemiz gerekiyor virgül diyorum şimdi ikincisine geçiyorum ikincisini stage name stage name biliyorsunuz zorunlu alan ben ona prospecting diyorum prospecting biliyorsunuz pick list olduğu için aklımızda kalabilir Prospecting diye şey yapıyorum. Prospecting. Spelling ile dikkat edelim arkadaşlar. Boşluk bırakmayalım. Çünkü tanımaz o zaman. Picklist olduğu için aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Üçüncüsü de close date. Close date diyorum. Close date arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Sistem diye bir class var. Ve bu class'ın metotları var. Birinci metodu sistemin birinci metodu zaten geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Today diye bir metodu var arkadaşlar. Today. Yani bugünün tarihi. Ama ben sadece bunu istemiyorum. Buna buna bu artık bir tarih. Tarihlerin metotlarını hatırlayalım. Onunla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama nokta add months diye bir metodu var. Kaç ay eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Yani close date bugün olmaz. ...biraz mantıklı düşünürsek... ...gelecekte bir tarih olması gerekiyor. Ben diyorum ki... ...iki ay sonu olsun. O yüzden iki ay ekliyorum arkadaşlar. Bizim close date'e iki ay ekliyorum. Şu şekilde çok uzun olduğunu düşünüyorsanız... ...virgülden sonraki kısımları... ...bir alt satıra atabilirsiniz. Alt alta gözüksün diye şu şekilde... ...yapabilirsiniz. Şurada kalmıştık sanırım. Buradan devam edelim. Şu şekilde. Şimdi biz sonuncu field olarak ne yapmamız gerekiyor? Önce bir ne yaptığımızı gözden geçirelim. Daha sonra devam edelim. İlk önce bir liste oluşturdum. Opportunity listesi ve içi boş. içinde hiçbir şey yok. Daha sonra benim kullanmak istediğim yani oluşturduğum account'u kullanmak istiyorum. Bu trigger.new'un içinde var. O yüzden Trigger.new şöyle diyelim for each loop yapıyoruz. Bu for each loop'un içine account'un listesini koyuyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar bütün account'lar geliyor. Yani siz sadece şunu yazmış olsaydınız bütün account'ları almış oluyorsunuz. Ama benim bir şartım var. Birinci şartım şu. Bu account benim şurada oluşturduğum account'un account'lardan biri olsun. O yüzden trigger.new'un içinde olması gerekiyor. Yani bu account'un ID'si trigger içinde olması gerekiyor. İkinci şartım önemli ve bu account'a bağlı hiçbir opportunity olmaması gerekiyor. O yüzden end kullanıyoruz. Çünkü iki şartın da aynı anda ben yerine getirilmesini istiyorum. Benim ailenin opportunity listesinde olmaması lazım. Ama bu burası çok önemli. Account ID yazmanız gerekiyor. Buraya siz ID ya da name yazamazsınız. Çünkü bizim ID bu ID'lerden biri olmaması lazım diyoruz. O yüzden biz buraya e opportunity içindeki account ID'lerin listesini yapıyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Diyoruz ki bizim yukarıda oluşturduğumuz listeye yeni bir opportunity ekleyelim. Bu opportunity'nin bazı alanlarını belirleyelim. Zorunlu alanları. Birincisi neyim? Ben onun account'un adıyla başlamasını ve daha sonra opportunity ile devam etmesini istediğim için bu şekilde yazdım. Stage name'i direkt peak listten bakabilirsiniz. Prospecting olarak yazdım ben. Siz farklı bir şey yazabilirsiniz. Close date'e gelince sistem diye bir class'ımız var. Ve bu sistemin today diye bir metodu var. Metottan sonra başka metotlarla devam edebiliyorsunuz. Bu şu anda şuradaki oluşan kavram şu. Bugünün tarihi. Madem tarih, tarihlerin de metotları olduğu için ben buna tarihlerin metotlarından biri olan et mansı ekledim. Yani var olan bir tarihe istediğiniz kadar ay ekleyebilirsiniz. Ben ona iki ay ekledim. Arkadaşlar iki ay ekledim. Şu anda benim üç tane alanın assignment'ları tamamlanmış oldu. Şimdi dördüncü assignment'ımız bu opportunity. Oluşturduğumuz opportunity account'a bağlamak. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu opportunity'nin bir alanı var. Account ID diye bir field'i var. Yani API name'i. Account ID olan bir fieldi var. Biz bunu yukarıdaki Account'un ID'sini eşitlememiz lazım. AC.ID diyoruz. Evet arkadaşlar. Burada hata yapmayalım. E, çünkü şöyle diyeyim. Siz eğer oluşturduğunuz başka bir e, rekordun yani AC rekordunun bilgilerini kullanmak istiyorsanız for, for each loop içinde ac.name, ac.id, ac.firstname, ac.phone şeklinde eklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi adını kullanmak istiyordum. ac.name diye belirttim. ID'sini kullanmak istiyorum. ac.id diye belirttim. Eğer başka bir alanını da almak istiyorsanız ac. istediğiniz API name'i yazarak ee, bu AC'nin, bu account'un bilgilerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda biz bir e, opportunity oluşturduk ve bu opportunity'i bizim listeye ekledik arkadaşlar. Bizim listeye eklemiş olduk. Şu anda bir problemimiz var. İsterseniz önce ona bakalım. Invalid opportunity diyor. Biz e, eğer bazen e, şeyle spelling'de hata yapmış olabiliyoruz. Ona bakalım. Spelling hatası olmasın. Şu an hatamız yok. Hatasız devam ediyoruz. Şunu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda biz her şeyi bitirdik. Bir opportunity oluşturduk ve bunu e, listenin içine koyduk. Tek yapmamız gereken insert OPP list demek. Yukarıda oluşturduğum listeyi sisteme DML statement'ları kullanarak ekliyoruz arkadaşlar. Buradaki e, şu anda bu çalışıyor. Öyle diyeyim size. Şu anda bu çalışır. Şu şekilde isterseniz bir e, account'u update yapalım. İçinde opportunity olmayan bir account. Geliyorum arkadaşlar. Hatırlarsınız buna benzer bir örnek yapmıştım ama daha fazla pekişmesi için devam edebiliriz. Şunların opportunity'si var mı? Tıklayıp görebilirsiniz. Opportunity'si yok. Demek ki biz bunları update edebiliriz. İsterseniz update edelim. Ne yapalım mesela? Adını değiştirelim. Account 01. Buna new diyelim. Save yapıyorum. Şu anda opportunity'de gidip bugün yeni oluşan opportunity'lere bakabilirsiniz. Today var mı? Eğer today varsa var. Yoksa diyelim ki şunu klonlayabiliyorsunuz. Yine setting'e gelip klon diyorsunuz. Buna today adını veriyorsunuz. Today diyelim sadece. Save diyelim. Tabii ki today sizi göstermeyecek çünkü şuradan bir filter var. Filtre düzeltmemiz lazım. This week yerine today yazalım. Ve buna done diyelim. Bunu save yapalım. Bugün oluşan opportunity görüyor musunuz arkadaşlar? Tam benim istediğim gibi. Bir, account account'un adıyla başladı. Görüyorsunuz şuraya kadar account'un adı. Şöyle yapalım. Şuraya kadar account'un adı. Sonra sonuna opportunity ekledi. Burası doğru. Account'a bağladı arkadaşlar? Bağladı. Burası da doğru. Close date'i 2 ay sonrasına attım mı? Bugün e, Mayıs 10. E, Mayıs 5. ay olduğuna göre Temmuz 10'a attı. Yani 2 ay sonrasına attı. Ve stage name'i de prospecting olarak ekledim. Şu anda bizim oluşturduğumuz trigger çalışıyor arkadaşlar. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Eğer siz insert insert dms statement'ını kullanmak istemiyorsanız şöyle diyeyim. Yani eğer eee şöyle diyelim. Bu şekilde bir e, bizim listenici boş kalırsa hata verme ihtimali var. Hata verme ihtimali olduğu için insert OPP listesiz bir şarta bağlı olarak çalıştırabilirsiniz. Şu şekilde diyelim. If diyelim. Bizim yukarıdaki listenin size'ı eğer size'ı biliyorsun nasıl yazacaksınız. Listenin metotlarından biri bu sıfırdan büyük ise ya da sıfıra eşit değilse. Yani sıfır değilse. Boş değilse diyelim. O zaman biz bunu çalıştıralım arkadaşlar. Yani her zaman insert yapmasın. Eğer hakikaten e, bizim listenin içinde bir e, opportunity varsa. Yani içi boş değilse çalışsın. O zaman siz o bir size, size sıfı sıfıra eşit değilse. Yani sıfır eşit değilse nedir? İçinde en az bir tane opportunity vardı anlamına geliyor. O zaman insert opi bir liste yapacak ve bizim listeyi sisteme ekleyecek. İsterseniz bunu da deneyelim. Çalışıyor mu? Biraz önce ben ne yapmıştım arkadaşlar? Ee, update yapmıştım. Tekrar update yapalım. Daha sonra insert yapalım. Buna da new diyorum. Save diyorum. Sonra opportunity'lere gidiyorum. Bugüne bakalım arkadaşlar. Today diyorum. Bunu pin yapalım. Görüyorsunuz aynı şekilde yeni bir tane eklenmiş oldu. Peki update değil de yeniden eklesek oluyor mu? Ekliyorum. New account for trigger diyorum. Şu şekilde. Bunu ekliyorum. Daha sonra opportunity'lere bakıyorum. Evet arkadaşlar eklenmiş. Görüyorsunuz hiçbir hata yok. Şu anda bizim assignment'ımız bitmiş. Ee, bitti diyelim. Ama bazı şeyleri göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben şurada bir liste oluşturdum. Nerede oluşturdum? For each loop'un içinde. Size demiştim ki isterseniz bunu dışarıda koyabilirsiniz. Şöyle alalım. Bunu biz dışarıda tanımlayalım. Şöyle diyelim. List account listesi olduğu için account diyorum. Buna ac list diyelim. eşittir kopyaladığımız o SQL'i buraya koyuyorum arkadaşlar. Şu anda ben dışarıda tanımlamış oldum. Sonra AC list'i ben içeri koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde de çalışabilir. Gördüğünüz gibi hata yok. İsterseniz bunu direkt içeri koyun. Şuradan başlamanız gerekiyor. Eğer içeri koymak istiyorsanız onu e, tanımlamaya yani definition yapmaya gerek yok. Direkt SOQL'i kullanabilirsiniz. Ama dışarıda tanımlayıp içeride kullanmak istiyorsanız önce tanımlamanız gerekiyor. Tanımladıktan sonra kullanabilirsiniz. Arkadaşlar aynen böyle. Şimdi burada videoyu bitiriyorum. Çok uzun olmasın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.